Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin bi hurmeti habibikel emin. Emma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. Femen kana fi kalbihi Allah femu'inuhu fiddareyni Allah. Femen kana fi kalbihi gayrullah fekhasmuhu fiddareyni Allah. La ilahe illallah, huvel hakkul melikul mübin, Muhammedur Resulullah sadikul va'dil emin. Qala Allah, qala an-nebiyyu sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, inne asdaqal hadisi kitabullah, ve asdaqal hedyi hedyu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhdesatuhâ, küllü bid'atin dalâle ve küllü dalâletin finnâr. Sadaka Rasûlullah ve netaka Habibullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçtiğimiz cuma ve daha önceki cumalarda üzerinde bulunduğumuz düşüncelerimizi Kur'an ve sünnet ışıklarıyla ilahi nizam içerisinde ahirete olan imanın ebedi hayata itikad etmenin toplum üzerinde, fertler üzerindeki etkileri ve neticeleri hususunu inceliyorduk. Bugün de inşallah bu mevzuyu tamamlamak suretiyle dersin sonuna doğru da ezan-ı Muhammedi'nin okunmasına yakın dakikalarda da Umraniye'deki bir felaket, hatta felaketten de ötede bir rezalet olan çöplük meselesine temas edeceğim ve böylece bugünkü sohbetimizi, dersimizi değerlendirmeye çalışmış olacağız. Allahu Teala bizleri kulluğuna kabul eylesin inşallah. Efendiler, aziz müminler, zamanımız içinde bulunduğumuz asır, devir, zaman, adını, ismini ne koyarsanız koyun, yaşadığımız şu dünyada, yaşadığımız şu asırda hayli bunalımlar var, sıkıntılar var. Ve bu sıkıntılar, bu sarsıntılar, bu bunalımlar, bu belalar, bu musibetler daha da devam edeceğe benziyor. Bizim yaşadığımız ülkede, Türkiye'de Müslümanlar olarak, insanlar olarak yaşadığımız bu bölgede, yeryüzünün bu bölgesinde her ne kadar sayı itibariyle, rakam itibariyle %99'u Müslüman olan bir topluluk, 100 kişide 99'u mümin ve Müslüman olduğu söyleniyor ise de tereddütsüz Kur'an ve sünnet ölçüsünde bu sayı, bu rakam tartışmak,
tartışmaya açıktır. Üzerinde durulması lazım, düşünülmesi lazım. Gerçekten de %99 bu ülkede yaşayanların mümin olduğu, Müslüman olduğu tartışmasız kabul edilebilir mi? Bana kalırsa yakın bir gelecekte bu tartışılacak. Her yerde tartışılacak. Gerçek olarak Kur'an'ın ölçüsüne Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği, ortaya koyduğu ölçülere göre bu %99 Müslümanlık iyice incelenecek, araştırılacak ve belli ölçülere bağlanacak. Yoksa böyle gidemeyiz. Vallahi mahşer gününde bütün mahşer ahalisi bize gülerler. Bizimle alay ederler. Evvela bunun bir ölçüye bağlanması lazım. 199 Müslüman. Nasıl olur? Bir bakıyorsunuz, 100 kişide 99'u Müslüman olduğu söylenen bu muazzam memleketin bir devletine bakıyorsunuz, bir hükümetine bakıyorsunuz, bir siyasetine bakıyorsunuz, bir vergi sistemine bakıyorsunuz. Aman Allah'ım, Kur'an'la, sünnetle, sahabeyle, ilimle, fetvayla, fıkıhla kabili kıyas mümkün değil. Tasavvuru mümkün değil ya. Cemaati Müslümin diyoruz, Müslüman cemaat. Müslüman cemaat deniyor. Bu cemaatin yaptığı işlere, seçtiği belediye başkanlarına, seçtiği bakanlara, başkanlara bakıyorsunuz. Af buyurun, bunu eşekler seçmez. Hayvanlar seçmez yani. %99 nasıl Müslüman olunuyor? Bu rakamı kim koydu? Nereden geldi bu sayı? Nereden indi, bindi tepemize? Bunlar tartışılacaktır. Her yerde bunu tartışacağız. İnşallah. Her yerde bunu tartışmaya açacağız. Gerçekten Müslüman kimdir? Mümin kimdir? Bunun bilinmez. Bu bilinmedikçe Allah'a gidemeyiz. Ahirete gidemeyiz. Tereddütte kalırız, belada kalırız. Tasavvurlarımız yanıltır, tasarruflarımız yanıltır bizi. Nitekim yanıltıyor. Düne kadar bakıyorsunuz, insan yaşayışıyla hayatında takip ettiği politika, siyaset, davranış, düşünce, hareket tam Ebu Cehil gibi. Ölünce Ebu Bekir muamelesi yapılıyor. Bir bakıyorsunuz 30 sene evvel başbakanlık yapmış olan bir zat vatan haini diye asılıyor, Yassıada'da idam ediliyor, 30 sene sonra evliya diye, vatan kahramanı diye memlekete getiriliyor. Böyle olmaması lazım. İnsanları severken de, insanlara söverken de bir ölçü lazım değil mi? Ne dersiniz Müslümanlar? Ölçüyle sevilmeli, ölçüyle sövülmelidir. Bu ölçü nedir? Çoluğumuza, çocuğumuza anlatamayız vallahi meseleyi. Benim 5 yaşındaki yavrum, Enes adını koyduğumuz yavrumuz soruyor. 30 sene evvel idam edilen Menderes 30 sene sonra ne oldu da kahraman gibi getirildi, Vatan Caddesi'ne gömüldü ve her taraftan görülen bir mezara ve bir yere kondu. O zaman katildi, şimdi ne oldu? Bu ne biçim kanun? Bu ne biçim anlayış? Bu ne biçim ülke? Bu ne biçim hukuk devleti? O zaman asanlar hukuk devleti olarak astılar. Bugün getiren hukuk, bu nasıl hukuk? Bunların hukukuna saygı duymak mümkün değil. Bunların kanununa, bunların hakimine, mahkemesine vallahi inanmıyorum, billahi inanmıyorum şahsen. Değerleri yok, ölçüleri yok, mikyasları yok, mizanları yok.
Neye göre astınız? Neye göre getirip vatanın bağrına bastınız? Bunları düşüneceksiniz Müslümanlar. Vallahi bile Müslüman olunmaz. Ne Kabe'ye gitmekle Müslüman olunur, ne namaz kılmakla Müslüman olunur, ne oruç tutmakla. Esas itibariyle iman ile, itikad ile, tevhid ile Müslüman olunur. Tevhid meselesi var. Bu anlatılmamıştır, anlatılamamıştır, anlaşılamamıştır. Anlatmaya çalışanlar inim inim inletilmiştir. Bunu yaşayanlardan birisiyim ben. Çoğunuz biliyorsunuz. 48 mahkemede ayrı ayrı 15 sene yargılanmış bir kişi olarak söylüyorum. Niye böyle konuştun diyor. Efendim ayet-i kerime var. Ayet bizi alakadar etmez diyor mahkeme. Vallahi böyle. Senin okuduğun ayet diyor benim nazarımda hiçtir ulan diyor. Beni bağlamaz Kur'an diyor. Niye söyledin diyor. Söylemek suçtur bu ayet okumak. 15 sene yargılandığım 48 mahkemeden geliyorum. Ve Cumhuriyet savcılarının benim hakkımda istedikleri hapis cezasını 48 mahkemede istenen hapis cezalarının toplamı 328 sene tutuyor. Bir şeyler de söyledin mi böyle oluyordu. Daha bu millet nereden tevhidi öğrenecekti? Asmadıkları ulema kalmamış, kesmedikleri hoca kalmamış. Cumhuriyet tarihi baştan başa cinayetlerle dolu. Atıf Hoca'yı ki Allame-i Cihan bir hoca asmışlar, başında şapka 7 gün sallanmış mevtasının üstünde. Bunu bütün dünya biliyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni 70 sene zindanlarda inim inim inletmişler. Niye Allah dedin diye? Niye tevhid dedin diye? Böyle Müslüman olunmaz. Böyle Müslüman olunmaz, böyle Muhammed Mustafa'ya gidilmez. Ben size söyleyeyim. Ne tarikat sizi kurtarabilir, ne kimse tevhide ulaşmadan Allah'a ulaşamazsınız. Bugün en büyük bunalımlarımızın, sıkıntılarımızın temelini araştırmak lazım. Araştırmazsanız, üstünü örterseniz, aman canım ne olacak sanki, kapat gitsin, kapat gitsin, kapat gitsin. O zaman işte Umraniye çöplüğü gibi patlar. İnşallah. Umraniye çöplüğü gibi patlar. Tonlarla çöpleri yığmışlar, yığmışlar, yığmışlar. Sonra başlamış kokmaya, başlamış rezil resuvay o çevre. Üzerine yine tonlarca toprağı getirip örtmüşler. Ha bu iş oldu demişler. Olmadı, bak patladı. Yani hocaları susturmakla, alimleri susturmakla, radyoları susturmakla meseleniz bitmiyor ki, patlama var. 70 senedir ulemayı susturmuşsunuz. Ulema konuşmayı unutmuş. Vallahi bakın 163. madde kalktıktan sonra her şey konuşulacak demiştik. Şeriat, İslam, her şey konuşulacak. 163. madde kalkalı 2 sene, 3 sene oluyor. Hoca arkadaşlarımızın hiçbirisi konuşmuyor. Niye? Susturula susturula konuşmamaya alışmışlar. Sinmişler, bitmişler. Çekmedikleri bela, sıkıntı kalmamış adamlar. Konuşmuyorlar yine. Hala bir korku var yüreklerde. Hala cemaat-i müslimin de korkuyor, hocaları da çekiniyor. Niye? Düşün ki, hiç unutmam, benim 12 Eylül'ün hemen arkasından derdest alıp da siyasi şubeye ne olacağımız belli olmayacak şekilde, nereye gideceğiz, sonumuz ne olacak, kimsenin bilmesi mümkün değil. Meçhul bir istikamete alıp gittikleri zaman evinde kiracı olarak oturduğum Hacı Efendi, aman bu hoca çok tehlikeli bir istikamete gitti, girdi. Bu hoca kimin evinde kiracı olarak oturmuş da bu işleri yapmış diye beni de bulurlar diye ev sahibi çağımı çoluğumu sokağa atmaya kalktı. Korkudan yani. Eyvah beni de bulacaklar. Bu cemaat Müslüman cemaat olamaz. Davayı paylaşmayan, paylaşamayan azabı, ızdırabı, kahru gazabı paylaşamayan cemaate Müslüman cemaat denmez.
sadece camide bulunduğu zaman cemaat, camiden çıktıktan sonra buharlaşan su gibi kimseyi bulamıyorsunuz. Uçup giden benzin gibi. Böyle cemaat olmaz. Bu cemaat Allah'ın istediği cemaat değildir. Fıkıh kitaplarında evsafı anlatılan cemaat vallahi bu cemaat değildir, yeminle söylüyorum. Fıkıh kitaplarında cemaat-i müslimin diye anlatılan bir cemaat var kitaplarda. Bu cemaat o cemaat değildir. Camileri dolduran, Kabe etrafında dolanan cemaat fıkıh cemaati değildir. Hiç uymuyor. Sabahlara kadar uykusuz kaldığım günler oluyor şu kitaplara, şu ayetlere, hadislere göre bu toplum nedir diye düşünüyorum. Bu gece saat 3:30'da yatmışım vallahi, ızdıraptan, sıkıntıdan, böyle ne olacak, ne oluyor, nereye gidiyoruz, ne? Bu çağımız, çoluğumuz, ırzımız, namusumuz ne olacak? Parlamento, meclis, cumhurbaşkanlığı korkunç yani, böyle Kur'an ışığında akıl hayal almaz istikametlere sürükleniyor insanlar. Uykusuz kalıyoruz, mana veremiyorum, aciz kalıyorum. Ama böyle bir cemaat-i müslimin, yani Allah'ın aradığı, peygamberin istediği, sahabenin istediği bir cemaate sahip değiliz. Bir hocayı dinleyen vaazını, nasihatını, irşadını iyi veya kötü neyse az veya çok dinleyen cemaat, dinlediği sırada, dinlediği esnada hocayla beraber oluyor. O vaaz bittikten sonra cemaatin dünyası ayrı, hocanın dünyası ayrı. Arası da bulamıyor, soramıyor, incelemiyor, takip edemiyor. İkinci bir cuma gelip de hocayı kürsüde görmediği zaman bu hoca ne oldu diye araştırmaya girmiyor. Ne oldu bu adam diyemiyor, takip edemiyor, telefon edemiyor, peşine düşmüyor, incelemiyor. Geçen hafta vardı da bu hafta ne oldu bu adam? Müftülüğün telefon numarasını bilmiyor. Makam tanımıyor, merkez tanımıyor, irtibat bilmiyor, teşkilat bilmiyor, tertibat bilmiyor. Bu cemaatle cihada gidilir mi? Bu cemaatle şeriat devleti kurulur mu? Vallahi de mümkün değil, billahi de mümkün değil. Yeminle söylüyorum. Onun için henüz biz bu işlere müsait değiliz, hazır değiliz. Demek ki daha Bosna gibi başımıza çok tokmaklar yiyeceğiz. Çok çöplükler patlayacak. Çok şeyler olacak ki seçile seçile sonunda belki bir takım, belki bir toplum meydana gelir de azabı da görmüş, rahmeti de görmüş bir toplum peydahlanır. Ama iman nedir, küfür nedir, şirk nedir, tevhid nedir, adalet nedir, zulüm nedir, bu kavramları belli bir raya oturtamadık. Belli bir ölçüye bağlayamadık. %99 Müslüman deniyor. Sokağa bakıyorsunuz, %99 insanların Müslüman olmasını, olduğunu gösterecek bir alamet yok. Şöyle düşünüyorum, 100 kişide 99'u Müslümansa Türkiye'nin, nereye bakacağız? Caddeye, çarşıya bakacağız. İnsanlar buralarda kaynıyor, buralarda akıp gidiyor. Bu ölçüye göre, %99 Müslüman olması ölçüsüne göre, sokakta dolaşan 100 tane kadının 99'u örtülü olması lazım gelmez mi? 100 tane kadının 99'u kapalıysa, tesettürlüyse, örtülüyse bu hesap doğrudur. 100 tane kadının, şimdi sokakta dolaşan kadınların tam aksine 100 tanesinin 90'ı açık, 10 tanesi kapalı, öyle değil mi? Peki bu %10 Müslüman, %99 Müslüman nasıl oluyor? Nasıl olacak yani, bana bunu anlatsınlar. %99'u Müslüman olan ülkede bana bunu anlatsın bir müftü efendi veyahut da bir kim yetkili. Nasıl oluyor da %99'u Müslüman olan ülkede en yüksek vergi ödeyen, vergi rekoru kıran bir numarada bir kerhane işletmecisi birinci sıraya geliyor? Bana bunu anlatsın birisi.
%99 Müslüman ülke. Yine bu sene de birinci sıraya yükseldi. İstanbul'da devlete birinci sırada en yüksek seviyede vergi veren bir kerhaneci Ermeni karısı. Bana bunu anlatsın bir Müslüman, desin ki tamam efendim İslam dininde zina etmek helaldir, Müslümandır desin. Diyebilir misiniz? Adamı Kur'an'ın balyozuyla paramparça ederler. Ben şaşkınım. Yani Kur'an'a göre bu toplumu izah edemiyorum. Muazzam ruhi bunalım içindeyim. Ne diyelim, ne söyleyelim? Camilerde anlatmanın bir faydası, muazzam bir etkisi olmuyor. Bir Müslüman televizyon kurulacak dediler. İsmini buradan söylemeye gerek yok. Bir gazetenin, Müslümanlarca alınan, okunan bir gazetenin televizyonu açılacak. Açıldı, yine çıplak spikerler çıktı karşımıza. Bu ne ya? Ya ne Müslümanlığıdır bu? Yani hangi Müslümanların kanalıdır? Orada haber okumaya çıkan bir spiker kadının başını örtmek mümkün değilse nasıl siz bu memlekete İslam memleketi diyorsunuz? Almanya'da mümkün oluyor da Türkiye'de niye mümkün olmuyor? O zaman %90 Müslüman demeyin. %99 kafir deyin. Rakamları yerine koyalım. Matematiği şaşırtmayalım. Benim derdim bu. Fevkalade müteessirim. Yani olağanüstü müteessirim. Bir şey yapamamış olmanın azabı daha beter oluyor. Daha korkunç oluyor. Biraz evvel çöplüğü gidip gezdik tekrar buraya gelirken. İnsan ızdırap duyuyor. Yerin altında 70 küsur ceset var çöplüğe gömülmüş. Bir şey yapamıyorsunuz. Kokudan nefes alınmıyor. Çalışmak da mümkün değil gaz maskesiyle. Bir şey yapamamış olmak daha büyük bir azap veriyor insana. Ben de öyleyim. Vaizim, dini malumatı ama hiçbir şey yapamamış olmanın azabı içinde kıvranıyorum. Zamanımız fevkalade sıkıntılarla ama biraz sonra izah edeceğim. Bütün bu sıkıntıların, bunalımların temelini bulmak zorundayız. Yanlış yorumlar yapmanın anlamı yok. Yanlış teşhis, nasıl ki hastanın ölümünü gerektirirse, içtimai meselelerde, memleket meselelerinde yanlış teşhis o memleket öldürür. Öldürür. Yanlış istikamet kişiyi felakete götürür. Bir insanın inancıyla, niyetiyle davranışı aynı istikamette olacak. Öyle inanıyorum ama böyle yapıyorum. Olmaz. Bu neye benziyor? Erzurum'a gitmeye niyet etmiş bir Müslümanın Erzurum'a gidecek. Niyeti bu. Kastı bu, maksadı bu, imanı bu, inancı bu. Erzurum'a gidecek. Gitmiş İzmir ekspresine biniyor. Erzurum'a gidebilir mi? Niyetin ile gayretin aynı olacak. Kalbinde iman var, kalıbına bakıyorsun Ermeni gibi. Kalbinde iman olduğunu söylüyor, davranışı Hristiyan gibi. Nasıl olacak peki bu? Vallahi cennete gidemezsiniz. Niyeti Erzurum'a gitmek olup da efendim İzmir'e giden otobüse binen adam ebediyen Erzurum'a gidemez. Niyeti İslam olup da ameli küfür olan cennete gidemez. Anlayalım bunu. Nerede tepki göstermek lazımsa göstereceksin. Tepki. Yani bir insanın inanıp inanmadığının alameti gösterdiği tepkidir. Ne gelirse susuyorsan, ne gelirse kabul ediyorsan, o zaman sen çöplük demeksin. Çöplüksün, esas çöplük millet olmuştur. Ne geliyorsa kabul ediyor. Ebu Cehil de gelirse kabul ediyor. Ebu Leheb de gelse kabul ediyor. Ebu Bekir de gelse halbuki Allah katında
kainatın tamamını terazinin bir gözüne koysan, öbür gözüne de Ebu Bekir Sıddık'ı koysan hepsini çeker aşağı alır. Değeri fazla. Ayıracaksın. Herkesin değerini ayrı vereceksin. Müminin değeri başka, münafıkın değeri başka, kafirin değeri başka, müşrikin değeri başka. Nasıl hepsi aynı, nasıl telakki edilebilir? Bizi kahreden hal budur. Estağfirullah. Enfal Sure-i Celilesi'nin 32 ve 33 numaralı ayetlerini bugün aktarmaya çalışayım size demiştim ama zaman azaldı. Yarım saat bir şey kaldı. Yine de temas edeyim inşallah. İçinde yaşadığımız şu toplumda, bir toplum var karşımızda, ortamızda. En büyük bunalım nedir derseniz, en büyük sıkıntı, bunalım, hemen ifade edeyim, Kur'an'dan ve sünnetten aldığım neticelerle konuşuyorum. Hemen ifade edeyim ki, bu memleketin en muazzam meselesi, en muazzam sıkıntısı, en büyük bunalımı güven bunalımıdır. Güven, güven. Arapçası itimat, Türkçesi güven. Güvensizlik. Güvensizlik. Güvenemiyor kimse kimseye. Düşünebiliyor musunuz? Amir memuruyla bunalım içinde. Bunalımın kaynağı nedir? Güvensizlik. Esnaf, tüccar, iş yaptığı kişilerle bunalım içinde. Sebep güvensizlik. Uzatılan her çek, uzatılan her senet, evvela üzerinde yazılı rakama, üzerinde atılı imzaya bakmıyor. İlk akla geldiği zaman sana, acaba bu çek karşılığı çıkacak mı, çıkmayacak mı diye daha evvel güvensizlik bunalımı başlıyor mu, başlamıyor mu? Başlıyor. Bak, toplumu kemiren budur, güvensizlik. Güvensizlik. Oğluna getirdiğin gelin ile yahut kızını evlendirdiğin oğlan ile ilk problem güvensizlik. Acaba ne biçim adam çıkacak? Aynen ticarette de böyle, siyasette de böyle. Acaba seçeceğin adam nasıl olacak? Daha baştan bir güvensizlik. Demek ki şu milletin en büyük problemi güvensizliktir. İtimat edemiyorsunuz. Bu itimat eksikliği, bu güven yokluğu, bu güvensizlik problemi hızla toplumu birbirinden uzaklaştırmıştır. Akrabalık kesilmeye, insanlık kesilmeye başlanmış, alaka, ilgi, muhabbet, merhamet hızla çöküyor. Hızla çöküyor. İnsanlar birbirine yaklaşacak yerde uzaklaşıyor. Kalabalıkların içerisinde yalnız kalıyorsunuz. 40 daireli apartmanda, 20 daireli apartmanda herkes yalnız yaşıyor. 20 sene, 10 sene, 15 sene aynı dairede, aynı apartmanda oturuyorsunuz. Alt kattakinin sizden haberi yok, sizin ondan haberi yok. İtimat edemiyorsunuz. Komşu, şu anahtar sende kalsın da ben 15 gün gezmeye memlekete gidiyorum. Arada bir evimin kapısını açarsın, elektriğe, suya, banyoya, çiçeklere bakarsın diyebiliyor musunuz? Evinizin anahtarını ve arabanızın anahtarını gönül rahatlığıyla teslim edebiliyor musunuz, edemiyor musunuz? Güvensizlik bunalımı var. Toplumda budur. Milletvekillerine karşı güvensizlik bunalımı var. Devlet bakanlarına karşı güvensizlik problemi var. Görüyorsunuz devlet bakanlarının halini. Bu akşam da yine bir programda korkunç meseleler ortaya çıktı. Genel müdürlerin, umum müdürlerin, devlet bakanlarının, devlet müsteşarlarının nasıl hazineyi soyduğunu görmüyor musunuz Müslümanlar?
Görmüyor musunuz ya, adamlar harıl harıl anlatıyorlar. Biz anlatsak, ha bu hoca irtica hareketi yap dersiniz, onlar anlatıyor. Yani onlar deşiyor, onlar delik delik ediyor, deşik ediyor. Bütün bunların sebebi nedir? İtimatsızlık, güvensizlik. Güvensizliğin sebebi nedir? Bakın hep birbirine bağlı meseleler bunlar. Niye bu toplum birbirine güvenemez hale geldi? Niye gidiyorsunuz da bir manavdan 3 kilo domates alırken, daha parayı vermeden, o adam da sana domatesi vermeden içinizde bir bunalım başlıyor. Acaba bana çürükleri mi verdi, sağlamları mı verdi? Bak güvensizlik başlıyor, daha para mara yok orta yerde. Bu milletin sıkıntısı nakit darlığı değildir. Güven darlığıdır, güvensizlik problemi vardır. Bunu halletmedikçe 50 tane hükümet değiştirseniz vallahi kalkamazsınız. Yerden kalkamazsınız. Niye gidip de Alman malını, bir Almanya'nın malını, Almanya'nın ürettiği Made in Germany, Made in Germany dedik yani Alman malı diye üzerinde patent olan bir malı alırken gönül rahatlığıyla alıyorsun da Made in Türkiye, Türkiye yazılı bir malı alırken niye aynı gönül rahatlığını alamıyorsun? Bir münasebetle vallahi bir büyük bir Umraniye'nin sayılı bir mağazasından odunla, kömürle ısıtılan bir termosifon almamız icap etti. Üzerinde TSE, hani Türkiye Standartları Enstitüsü'nün damgası olan bir termosifon ver dedik adama, verdi. Damga var, TSE. Getirdik, bağladık, şarın sarlakmaya başladı. Alıp götürdük, değiştirdi adam, aynı TSE damgası var üzerinde. Yenisini verdi, getirdik, vallahi o da akmaya başladı. Buyurun. Şimdi her giden güvensizlikle bakacak o mala, o eşyaya. Bütün pazarlarımız böyle. Bütün nazarlarımız böyle. Ne olacak peki? Bunun sebebini bulmadan, bu hastalığı teşhis etmeden sanayileşemezsiniz, mümkün değil. Böyle 50.000 tane İmes çarşısı, vallahi kalkınamazsınız, yeminle söylüyorum. Malınızı satamazsınız dünyaya, bana satamıyorsun, dünyaya satabilir misin sen? Bu memleketin yerli insanıyım, çocuğuyum, aldığım maldan feryat ediyorum. Avrupa senin malın değil, hayvanlar bile senin malını almaz. Ne ortak pazarı, ne Avrupa'sı ya, adama çocuklar bile gülüyor vallahi. İstanbul Belediye Başkanı kalkmış, 2000 yılında dünya bilmem ne spor şeyine hazır durumdayız diyor. Olimpiyat mı diyorlar, ne diyorlar o işe? Bütün dünyanın sporcularını bir araya getiren teşkilata dünya olimpiyatları deniyormuş. Olimpiyat. Bütün spor konularının, yarışlarının yapıldığı bir toplum, topluluk, organizasyon, örgüt, teşkilat. Buna hazırız diyor. Vallahi yalan, billahi yalan. Eğer şimdi diyelim ki bu sene böyle bir olimpiyat yaptınız, bütün dünyanın muhabirleri, televizyoncuları, kameramanları, fotoğrafçıları, bütün dünya kamuoyu İstanbul'da Umraniye çöplüğü patladı, 70 tane ölü. Dünyaya rezil olur muydun, olmaz mıydın? Sen ki olimpiyat kim be? Sen çağ atlamak kim, çöplük altında kalmak kim? Sen benim külahımı anla çağ atlatmayı. Adama çocuklar bile gülüyor vallahi. Ha sen çöplüğünü halledememişsin, çöplük herif. Hangi olimpiyattan, hangi Avrupalılıktan, hangi çağdaşlıktan bahsediyorsun? Sen çağdaş olmak için daha Avrupa'dan, teknik bakımdan 220 sene geridesin. Avratları soymakla çağdaş olunmaz ki. Avrat soymak kolaydır, 10 dakikada soy karıyı.
Ama bana teknik getirsene, çöplüğü hallisene hayvan. Sen külahımı anlat benim medeniyeti, çağdaşlığı. Yutuyor mu bu millet acaba? Vallahi bu millet yutmaması lazım bu yalanları. 70 tane insanı çöplüğe gömeceksin, çağdaşlıktan bahsedeceksin. Olimpiyatlara hazırız diyeceksin. Ey dünya, buyur İstanbul'a gelin. Daha arabayla şu yoldan geçemiyorsun. Dünya buraya nasıl gelir? Senin insanın buradan rahat Şile'ye gidemiyor. Sarı Gazi'ye gidemiyor. Nasıl, hangi kafayla sen dünyayı buraya topluyorsun, olimpiyatları? Hayvanlar güler bu kafaya ya. Ne medeniyeti, ne teknolojisi. Ne sanayisi Türkiye'de. Yani kimi kandıracaksınız? Bütün dünya göz önünde işte. Bugün dünya iletişim vasıtalarıyla bir kasaba haline gelmiştir. Kasaba, kasaba. Nasıl ki kasabada her şey bir anda duyulur, yayılır, dünya bu hale gelmedi mi? İşte bakın Güney Kore'ye. Güney Kore'ye bakın. 1953'te Güney Kore devleti yoktu. Bak Güney Kore. Ta uzak Asya'da bir memleket yani. Şimdi elektronik sanayinde, teknolojide dünyada dördüncü geliyor. Japonya'yı takip ediyor. 53. Şimdi sene kaç? 93 kaç sene geçmiş? 40 sene zarfında. 53'te bu Güney Kore'ye bir Türk tugayı giderek Çin'e karşı, komünistlere karşı savaşıldı biliyorsunuz. Buradan Türkiye'den de Adnan Menderes bir tugay, Türk tugayı gönderdi mi, göndermedi mi Kore'ye? Gönderdi. Kunuri çatışmasını Müslüman Türk askerleri yardı. Kunuri savaşlarını biliyorsunuz. O savaştan sonra Kore'nin istiklali, bağımsızlığı kurtuldu, kuruldu. Güney Kore 40 yıllık bir devlet. Bugün Türkiye'ye vallahi araba satıyor. Hyundai arabalar onlarındır. 40 yılda Güney Kore teknolojiyi aldı, çağdaşlaştı, elektroniği aldı, dünya pazarlarına hakim oldu da 70 senedir cumhuriyet kurulalı. Sen ne halt ettin? Bak çöplüğün yeni patlıyor senin. İnanmıyorum. Bu cumhuriyetin hiçbir şeyine inanmıyorum ben. Külahıma anlatsınlar kalkınmayı. Bak Güney Kore. Hacı babalar Mekke'ye, Medine'ye gittiklerinde görüyorsunuz 10 tane malın 9 tanesi Kore malı. Her şey Kore. Bütün dünya pazarlarını tutmuş adamlar ya. 40 yıllık devlettir Kore. Sen 70 yıldır cumhuriyeti kurdun. Daha çöplüğü halledememişsin sen. Trafik halledememişsin, köprüyü halledememişsin. İstanbul'un suyunu halledememişsin sen. Hangi kafayla çağdaş oldu? Utanmıyor musun çağdaş olduğunu söylemeye? Kadınlar soyunursa bir memlekette çağdaş olunmaz ki. Afrika'daki çıplaklar da soyunmuş. Ona da mı çağdaş? Çağdaşlık bu olamaz. Çağdaşlık kadın erkek fuhuş yapsın diye değil, sanayileşsin, dünya pazarlarına hakim olsun, elektronik dünyayı elde etsin, para kıymetlensin, insanlar yeryüzündeki nimeti paylaşsın diyedir. Düşünün, bugün bir Alman'ın, bir Hollandalı'nın, bir Fransız'ın sahip olduğu nimetlere hanginiz sahipsiniz? Düşünebiliyor musunuz? Onlar 2 aylık maaşıyla elde ettikleri teknolojinin ürünlerini sen 2 senede alamıyorsun. Bize neyi vermişlerdir? Bize hangi tekniği, hangi sanatı, hangi sanayiyi verebilmiştir bu adamlar? Bakın işte bir cumhurbaşkanlığı seçimi, bak kıyamet kopuyor. Hiç dünyanın hiçbir yerine bile şey olmaz. Bir cumhurbaşkanı ölür veya ayrılır, derhal seçilir. Ne gürültü olur, ne patırtı olur, ne fitne çıkar, ne fesat çıkar. Şimdi kıyamet kopuyor. Ankara'da akşam bir yorumcu söylüyor. Eğer diyor Sırplar Edirne'ye gelse başımızı kaldıracak halimiz yok diyor. Sırplar Edirne'ye gelse. Her şey değişti. Bu ne demek ya, adama gülerler be.
gürültüsüz, patırtısız bir parlamento cumhurbaşkanı seçemiyorsa Allah o parlamentonun belasını versin. Amin. Memleketin bütün mesele unutuldu. Her şey ondan ibaret şu an. Böyle parlamento mu olur? Niye herkes menfaat peşinde? Neyi nereden kapayım? Bir milletvekili kardeşimiz var, mümin. Umraniye'den seçtik, gönderdik. Yemin ediyor, her milletvekilinin koltuğunda 10 tane dosya var, 9'u şahsi menfaat dosyası diyor. O kuruldan o kurula, o komisyondan o komisyona, nereden yol geçerse oradan parsa kapmak. Bütün milletvekilleri menfaat yarışında. Elimizde dosyalar var. İşte Elmalı Barajı'nın halini görüyorsunuz. Satmışlar 300 milyar, 500 milyar. Siz de zannediyorsunuz ki milletvekilleriniz var. Siz de zannediyorsunuz ki parlamentonuz var. Adama kargalar bile güler. Ermeniler Kars'a, Ardahan'a çıkartma yapsalar, akşam bir spiker anlattı, vallahi haberimiz olmayacak diyor. Ankara, kızılacak kıyamet Ankara'da. Kulisler, efendim fitneler, fesatlar, o onu çekiyor, o onu çekiyor, o olsun, bu. Bu ne ya? Bu ne? Demek ki bütün mesele toplumu içinden kemiren, için için kemiren bir bunalım var, güvensizlik. Güvensizliğin sebebi de Allah'a ve ahiret gününe imansızlık. Hadise budur. Allah'a ve ahiret gününe. Bakın bu kelime çok mühimdir. Kur'an-ı Kerim'de hayli geçiyor. Adım adım adım. Vel yevmil ahiri, vel yevmil ahiri. Ahiret günü. Yüreklerden sildiler bu kelimeyi. Her şeyin sigortasıydı. Bugün evlerde biliyorsunuz elektrik var. Elektrik var evlerde. Düşünün ki şu patlayan çöplük Umraniye'de, Hekimbaşı denilen semtte, o çöplüğün altında, şimdi biraz daha oradan geliyoruz. Adamlar gelmişler, ev yapmışlar, gece kondu. İster gece konsun, ister gündüz konsun. Bu ev mi değil mi? Ev, ahır değil bu ev. Bu evlere belediye elektrik vermiş. Yahu sen buraya elektrik bağlarken demedin mi lan bu çöp patlar? Altında kalır bu adamlar. Nasıl elektrik verdin sen bu adamlara? Bile bile ölüme gömdüler bu adamları. Bilerek öldürdüler. Kaza maza değil bu. Kasıtlı ölümdür bu. Cinayettir. Konuşturmayın bizi. Ev burası, elektrik veriyorsun. Su vermişsin onlara, yol açmışsın. Çöplüğün altında ev olur mu? Hayvan yaşamaz orada be. Kokudan nefes alınmıyor. Nasıl ruhsat ver, nasıl elektrik verdiniz? Türkiye Elektrik Kurumu nasıl elektrik verdi bu adamlara? Çöplükte mahlukat yaşamaz, insan yaşar mı? İşte hepsini çöplüğe gömdünüz. Dünya tarihine geçti Umraniye. Dünya kurulduğundan beri ilk defa çöpün altında kalıyor insanlar. Bana bunun izahını yapsınlar. Memleketi rezil etmeye kimsenin hakkı yok. Memleket insanlarını çöplüğe gömmeye kimsenin hakkı yok. Sorumluların bulunup derhal cezalandırılması lazım. Korkunç bir olaydır bu. Elektrik, biliyorsunuz, verilen evlerde bir kontak var, otomatik. Bir sıkıntı olduğu zaman elektrikte o kontak atıyor, yangın önlenmiş oluyor. Dünyayı da böyle bir eve benzetin. Dünya bir ev. İçinde elektrik var. Herhangi bir tehlike halinde, sıkıntı halinde, o evin elektrik düzeninde kontak yoksa, otomatik değilse, elektrik sıkıntısı başladığı zaman o kontak atmıyorsa yangın çıkacak ve eviniz yanacaktır. Onu bilen teknik elemanlar oraya bir kontak koymuşlar. Küt düşüyor, elektrikler sönüyor, tehlike önleniyor. Peki bu dünyanın kontağı nerede? Dünyanın kontağı.
Kur'an-ı Kerim'e göre dünyanın kontağı da ahirettir. Ahiret itikadını kaldırın, kontaksız ev gibi vallahi yanar ev. Kontak yoktur. Nasıl önleyeceksiniz suistimalleri? Nasıl önleyeceksiniz suistimalleri? İşte bakın, akşam adam anlatıyor, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün nasıl korkunç paralarla İngiltere'lerde 10 milyar Türk lirasıyla alınması mümkün olmayan villalarda saltanat süren adamlar. Kimin parasını kimden aşırdılar? Nasıl önleyeceksin bunu? Adam Allah'a ve ahirete inanmıyor. Hayatta yaptığı işlerin hesabını ahiret gününde yevme yakumül hesap, hesap günü diye bir gün var. Ben hesabımı Allah'a vereceğim diye inanmıyorsa bu adamın önüne geçebilir misin? Mümkün değil, geçemezsiniz. Kontak yok. Ahiret itikadı dünyanın garantisidir. Dünya hayatının kontağıdır. Onu oraya koyacaksın. Kalplere vel yevmil ahiri, ahiret itikadını her insanın kalbine koyacaksın ki haram işlemeye yeltenirken o kontak atsın, yangın çıkmasın. Kontak. Suyu katarken yaptığım bu haramın, bu hilenin hesabını Allah benden soracak diye o adamın kalbinde ahiret kontağı yoksa süt de katar, zehir de katar. Neyle? Hangi jandarmayla önleyeceksin? Bak, terörle mücadele eden polis teşkilatını şu anda muazzam yıpratmaya çalışıyorlar. Efendim, polis teröristi yakalama imkanı olduğu halde mahsus yakalamayıp kurşundan öldürüyormuş diyorlar. Programı dinlediniz. Polisi de şimdi kabul etmiyor adam. Askeri de kabul etmiyor. Niye? Kalbinde ahirete olan imanın kontağı yok. Atmıyor kontak adam. Yangın çıkıyor. Her kötülüğü yapıyor. Vallahi ve billahi Müslümanlar tekrar İslam'a, İslam eğitimine, İslam nizamına, İslam kanunlarına dönmezsek bu gidişimiz felaketten başka bir şey getirmeyecek. Nasıl ki üstünü örtüyorsun, 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 çöplük patlıyor. Gidin, vakit var bulursanız gidin patlayan Umraniye çöplüğünü görün. Üzerinde 5 metreden fazla toprak yığmışlar. Toprağı yığdın, yığdın, yığdın. Tabii o çöp aşağıda kaldı, hava alamadı, o gaz diyorlar, patlayan bir gaz. İlahi nizam böyle kurulmuş. Hava alamadı, bir çıkış yeri bulamadı. Avrupa'da şurada burada çöp bacaları varmış. O çöplüklere bacalar koyuyorlar, o patlayan gaz çıkıp gidiyor, kimseye zarar vermiyor. Adamlar bacayı macayı koymamışlar. Aman görünmesin etraftan filan diye basmışlar toprağı, aman ört, 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 ört. İşte patladı. Meseleler de böyledir. İnsanların problemleri, bakın 1 Mayıs'ta işçi patlaması olacak. Daha evvel gördünüz, Cumhurbaşkanı'nın cenaze töreninde Müslümanlar, insanlar patladı. Camilere sığmadı, caddelere sığmadı, çarşılara sığmadı. 70 senedir laiklik, laiklik, laiklik dediler. Devlet ayrı, millet ayrı. Efendim, Pakistan'dan Ziyaul Hak, Pakistan Cumhurbaşkanı Ziyaul Hak geldi. Cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kılmaya girdi. Bizim Cumhurbaşkanı kaçtı, Topkapı Sarayı'na gitti. Laikliğe aykırı olur diye. Millet patlıyor ya. Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığı zamanında yine Pakistan'ın Yahya Han Cumhurbaşkanı geldi. Sultanahmet Camisi'nde Cuma namazını kıldı. Celal Bayar laikliğe aykırı olur diye vallahi camiye girmedi, kapıda bekledi muhafızla. Biz böyle devirler yaşadık. Ama bak, millet patladı. Fatih Camisi'nde millet patladı mı, patlamadı mı? Patlayacak bu millet. Böyle olmaz. Çöplük de patladı. İşçiler de patlayacak. Herkes patlayacak. Susturamazsınız. Susturmanın bir anlamı yok. Konuşmayan adam patlamaya hazır bomba gibidir.
Ben yaşayan adamım. Hepiniz biliyorsunuz. Vallahi 12 Eylül'den sonra 48 mahkemede yargılandım ya. Niye bu ayeti kerimeyi okudun sen diyor. Ya bu ayet Kur'an-ı Kerim'de diyorum savcı bey, reis bey, şu Kur'an'daki şu ayeti okudum. Ayet bizi bağlamaz ulan diyor. Sus diyor. Ne ayeti diyor hakim, savcı. Böyle memleket var olur mu? Ayakta kalır mı? Böyle memleket savaşabilir mi? Diyorum ki savcı bey, benim içkiyle alakalı okuduğum şu hadistir. Hadis demek Hazreti Muhammed Mustafa'nın sözü. Bizi Muhammed Mustafa alakadar etmez diyor. Savcı bunu söylüyor. Vallahi yaşamışım bütün bunları ben. Konuşmayacaksın diyor. Ayet de olsa, hadis de olsa diyor, laikliğe göre konuşacaksın. Kur'an'a göre konuşmak mümkün değil diyor. Laikliğe göre konuşacaksın. Laikliğe aykırı olursa, ayet de okusan tutuklarım seni diyor. Savcı, 15 senedir mahkemelerdeyim. Sustura, sustura. Nereye kadar gideceksiniz bu hocaları, bu insanları? Sustur radyoyu, sustur gazeteyi, sustur hocayı, sustur hutbeyi, sustur kürsüyü. Nereye gideceksin ey hayvan, nereye gideceksin? İşte çöplük bir patlak, Umraniye çöplüğünün patlaması bambaşka bir hadisedir. Ört üstünü, kapat, yasak, yasak, yasak. Yasak ama patlıyor işte. İnsanları susturmakla bir yere varamazsınız. Yasaklamakla bir yere gidemezsiniz, mümkün değil. Aç kalmış insan, imkanları elinden alınmış insan, vicdanlarına baskı yapılan insan, sussa da patlamaya hazır haldedir o. Bakın hali, dünkü gazeteler okumuşsunuzdur. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde şu anda atılmak üzere okuldan neredeyse işte fakülteyi bitirecek, üniversiteyi bitirecek noktaya gelmiş. Atılmak üzere, okuldan atılmak üzere 300 tane başörtülü kız bekliyor. Hatta hepsini atacaklar. Hala ya şu asır kapanıyor. Çağdaş mağdaş. Ne çağdaşlığı ya? Vallahi Türkiye çağdaş bir ülke değildir. Türkiye demokratik ülke değildir. İsteyen istediği gibi konuşamıyor. İsteyen istediği gibi giyinemiyor, örtünemiyor ya. Vallahi demokrasi yoktur. Vallahi laiklik yoktur. Vallahi İslam yoktur. Yeminle söylüyorum. Anlayın bizi. Bu nereye varacak bu? 2000. yıla bu kafayla gidilmez. 12 Eylül harekatından sonra benim evimi basan polisler, talebeyken ekmek parası olarak ekmeğe vermediğim parayla satın aldığım kitaplarımın yarısını topladı, Selinye kışlasına götürdü. Kitap topluyor adam. Hepsini yaktılar bu kitapları. Bu memleket kalkınır mı? Niye bu kitapları okuyorsun denirse, niye böyle konuşuyorsun, niye böyle düşünüyorsun diye kafalara tokmak vurursan o kafalar üretim yapamaz. Köle toplumdur bu toplum, köle köle. Hür bir toplum değiliz. Kitaplarımın yarısını götürdüler emniyet teşkilatı. Hala alamadım o kitaplarımı. 12 Eylül'den sonra toplatılan sağlı sollu kitapların tamamı yakıldı. Yakılan kitaplar 48 ton kitap yakılmıştır memlekette. 48 ton kitap. Ve kitap yakılır mı bire? Hiç kitap yakılır mı ya? İnsan beyninin mahsulüdür kitap. Okumak yasaksa, yazmak yasaksa, düşünmek yasaksa, daha nasıl sen çağdaş oluyorsun, dünyada ilerliyorsun sen? Kimi kandırıyorsun be? Senin gibi düşünmeye mecbur değilim ki. Allah her insanı hür yarattı. Ama yok diyor, laikliğe göre düşüneceksin. Laikliğe göre yaşayacaksın. Bu laiklik nedir ya? Tüküreyim bu laikliğe. Nedir bu laiklik? Laikliğe aykırı konuşmayacaksın. Laikliğe aykırı kitap yazmayacaksın. Laikliğe aykırı. 70 senedir anamızı ağlattılar. Bu nereye gidecek söyleyin Müslümanlar. Böyle zihinlere kelepçe vurulan, beyinlere kelepçe vurulan, düşünceyi, yazmayı, konuşmayı yasaklayan bir ülke vallahi kalkınamaz, Avrupa'ya köle olur. Avrupa'ya uşak olur.
İşte bugün biz Avrupa'ya uçak olmuşuz. Gidin Almanya'yı görün. 2,5 milyon insanımız Avrupa'da işçi, köle. Görüyorsunuz yani. Bu kafayla 70 tane ceset çöplüğün altında kaldı ya Umraniye'de. Dünya tarihine geçti Umraniye. Eskiden insanlar toprağın altında kalırdı. Çöpün altında kalmak ilk defa dünyada ya. Gel de konuşma. Efendim bu hoca konuşuyor. Konuşmayacaksak ne olacak? O zaman susalım. Herkes sussun. Suskun toplum köle toplumdur. Köle. Özgür bir toplum değilsiniz. Onun için vel yevmil ahiri, bakın cemaat-i müslimin, ahirete olan iman yüreklerden siline 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 bu hale gelmiş bulunuyoruz. Hiç kimsenin kimse itimadı kalmadı, güveni kalmadı. Korkunç bir güven bunalımı yaşıyoruz. Aldığımızdan, verdiğimizden emin değiliz. Yediğimizden, içtiğimizden vallahi emin değiliz. Düşünün yani. Bu toplum ayakta kalamaz. Bu toplum istikbale gidemez. Güvensizlik içinde hiçbir şey yapamazsınız. Ne plan, ne proje, hiçbir şey. Bu memleketteki siyaset adamlarının görüyorsunuz çenesi çalışıyor, beyni çalışmıyor. Vır 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 vır. Her akşam bıktık usandık ya. Kafaları çalışmıyor siyaset adamlarının. Çene çalışıyor. Başka bir şey değil. İnsanları yanıltıyorlar, şaşırtıyorlar, aldatıyorlar. Evvela bu güveni sağlamak, güveni sağlamak için de Allah'a ve ahiret gününe imanı sağlamak lazım. Yeniden yazılacak bütün kitaplar. Bu tevhid-i tedrisat kanunu derhal kaldırılacak. Dini derslerle dünyevi dersler beraber okutulacak. Bütün okullarda. Başka çare yok. Yıkıldı nesil, mahvoldu. Irz ve namus mefhumu ortadan kalkıyor, görüyorsunuz. Geçen ders dediğim gibi Ankara'da Gazi Çiftliği Lisesi'nde, işte bundan 20 gün evvel diyelim, bir kız çocuğu sınıfta doğum yaptı ya, Allah'tan korkun. Yavrum sen bu çocuğu kimden aldın diye soruyor ilgili okul müdürü. Efendim aynı sınıfta 4 tane erkek arkadaşla cinsi ilişkide bulundum diyor. Babası belli değil bu çocuğun diyor. Bu lisede, milli eğitimde oluyor. Nereye gideceksiniz bu vaziyetle? Nereye gidersiniz? Nesliniz nereye gidiyor? Vallahi gittiğiniz hac, Arafat, Müzdelife, Mina sizi mesuliyetten kurtaramaz. Girdiğiniz tarikat, Nakşibendiye vallahi sizi kurtaramaz. Kur'an'ın emri açıktır. Ya eyyühellezine amenu ku enfüseküm ve ehlikum nara. Ey Müslümanlar, hem nefsinizi hem de ehli iyalinizi cehenneme gitmekten koruyun. Hadi koru bakayım. Nasıl koruyacaksın? Sen mükellefsin, mesulsün bundan. Her şeyin mesulü var. Şimdi yani şu Umraniye'de patlayan çöplüğün, o çöplük olan yerin sorumlusu yok mu ya Türkiye'de? Kimdir mesulü bunun? Bakın, men mesulü hezihil vaka, bu vakanın sorumlusu kim? İslam'da her şeyin sorumlusu var. Her şeyin sorumluluğunu Cenab-ı Hak teker teker soracak ve üzerimizde onların hakları, emanetleri, ırzları, namusları, hayatları, halleri sorumluluğumuza emanet edilmiştir. Allah çocukları size emanet etmiş, siz de maşallah her kanaldan pislik akan televizyona emanet etmişsiniz. Nasıl koruyacaksınız ırzınızı, iffetinizi, karakterinizi Müslümanlar? Allah çocukları size emanet etmiş, siz de dinden, imandan santim pay almamış, faydalanmamış öğretmenlere teslim ediyorsunuz çocuklarınızı. Hadi bakayım.
az çok bir İmam Hatip okulları vardı. Ki İmam Hatip okulları da din alimi yetiştirmesi mümkün değil. Ben işin içindeyim. Vallahi bugünkü İmam Hatip okullarına 100 sene devam edin alim olamazsınız. Kuşa çevirmişler. Programları kısa 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 kuş haline getirmişler. Meslek derslerinden çok o kültür, matematik, fizik, kimya, Arapça çok az, fıkıh o kadar basit. 100 sene İmam Hatip okulunun peşine gidin alim olmaz kimse. Böyleyken bile 12 Eylül'den bugüne kadar yapılmış, çatılmış, inşaatı çoktan bitmiş, her tarafı donatılmış 220 tane İmam Hatip Okulu binası yapılmış, devlet bir tanesini bile açmadı. Ondan bile korkuyor. Görüyorsunuz, hepiniz haberi var bunlardan. Bakın yani şimdi şurada, burası Umraniye, daha gidiyoruz ta Sultanbeyli'ye kadar. Koca bir mesafe. Buradan yüzlerce yavrumuz bin bir o kışın çamurda, soğukta, o felaketlerde türlü vasıtalarla Sarıgazi'deki Müslümanın çocuğu ta Beykoz'daki İmam Hatip Okulu'na gidiyor. Beykoz nereye, bura nereye? Şurada bir tane İmam Hatip Okulu açamıyoruz. Devlet müsaade etmiyor. Mümkün değil. Açmanız mümkün değil. Ya bina yaptık işte bak, 7 katlı, 10 katlı, ne yaparsan yap açmayacağım diyor İmam Hatip. Nedir ki, Allah ismi, peygamber, ahiret itikadı az çok veriliyor tabii. Böyle nereye gidebiliriz? Efendiler, Allah'ın azabı, Allah'ın akıl almaz musibetleri vardır. Kimsenin bunları önceden tespiti mümkün değildir. Bu azaplara yakalanmamak için bakın ayeti kerimi okuyorum, kesiyorum, ezan da bitmek üzere. Ve ma kana Allahu, bakın, li yuazzibahum ve ente fihim. Ve ma kana Allahu muazzibahum ve hum yestagfirun. Manası aynen bu. Gidip evde okuyabilirsiniz. Enfal suresinin 33 numara ayetidir. Ve ma kana Allahu li yuazzibahum ve ente, Arapça ente demek sen demek. Rabbimiz Hazreti Muhammed'e hitap ediyor. Ey Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm, sen onların arasında olduğun müddetçe onlar beni inkar etseler bile ben sana hürmeten onlara azap etmeyeceğim diyor ayet. Peygamber. Ve ma kana Allahu muazzibahum, Allah azap edecek değildir bir kavme, bir millete. Ne oldu, ne olursa, ve hum yestagfirun, onlar gittiği yolun yanlışlığını anlayıp da tevbe eder, İslam'a dönmeye başlarlarsa azabımı kaldırırım diyor Allah. Bak, hadise budur. Bu ayet çok geniş bir ayettir. Allah nasip ederse bir değişiklik yaptık. Ezan okundu, uzatmayacağım çünkü buranın özelliğini biliyorum, daha evvel söylemiştim. Zamanımız çok kısıtlı, işçilerimiz, kalfalarımız, ustalarımız var, böyle çok az bir zamanla gelmişler. Hutbeyi de kürsü uzatmayacağız. Bir değişiklik olsun diye Naim Karaman Hoca Efendi ile, sevdiğim değerli bir hocamızdır, sultan bir hocadır. Onunla görüştük, konuştuk. Yer değiştirmeye, bir süre tabii devamlı değil, belli bir zaman için yer değiştirmeye karar verdik. Önümüzdeki cuma Naim Karaman Hoca Efendi buraya gelecek. Ben de hemen şu ilerideki, biliyorsunuz, Modoko'daki Habibi Neccar Camii Şerifine gideceğim. Bir müddet böyle devam edeceğiz. Oranda çok ihtiyaçları var, inşaat halinde, zaruret halinde, bir hayli meseleler var. Hep beraber çalışacağız. Demek ki önümüzdeki cuma günü Allah nasip ederse, buraya gelirken yol üzerinde gördüğünüz Modoko, Mo mobilya demek, Do doğrama, Ko kooperatif, Modoko. Oradaki Habibi Neccar Camisi şu anda yapılmakta, devam ediyor. Gelecek cuma ezana bir saat kala Allah ve Resulü namına sizi orada... Mevzumuz bu, Allah ne zaman azap eder, ne zaman azap etmez konusu ve bir de Cumhurbaşkanlığı seçimini didik didik kürsüye getireceğim. Allah cümlemizi muvaffak eylesin, rıza ve rahmetini cümlemize ikram eylesin.
Buradan ayrılırken de buranın yönetim kurulunun bir arzusu var. Onu da ben söylemeden inmeyeyim. Burada bulunduğumuz sürece gerek bu kürsüden yaptığımız hayra davet, gerekse hutbeden Şaban Efendi hocam, değerli sevdiğim bir kardeşim, Allah razı olsun, onun da devam teşvikleriyle yaptığınız yardımlara, bu camideki inşaat sebebiyle yaptığınız yardımlara yönetim kurulu teşekkürlerini size iletmemizi söylüyor. Allah razı olsun diyorlar, teşekkür ediyorlar. Cenab-ı Hak kıyamette, hesap gününde defteri amalinizi cennet meyveleri doldursun inşallah. Hizmetler devam edecek. Ve böylece bu çalışmalara Allah'ın müsaade ettiği ana kadar devam etmek üzere hepinizi bu yolda, bu davada, bu sevdada gayrete, hem de niyetlerimizle gayretlerimizi beraber yürüterek yürüyeceğiz inşallah.